Merhaba. Amacımız, girilen bir tam sayının ya bileşik sayı olduğunu kanıtlayacak ya da eğer kanıtlayamazsa, çok yüksek bir kesinlik derecesiyle asal olduğunu söyleyecek bir dizi komut tanımlamak. Bu komutların bu işlemi verimli bir şekilde yapması gerekiyor. Yani herhangi bir makinede hızlı bir şekilde hesaplayabilmesi lazım. Girdi tam sayısı olan n'nin çok büyük olduğu durumlarda bile hızından ödün vermemeli. Şimdiye kadar bunun en düşük seviyede asal sayıların tamamının ve bileşik sayıların çok azının izlediği bilinen bir örüntü gerektirdiğini öğrendik. Bir önceki videoda Fermat teoreminin görsel bir uygulamasını yaptık. Bu teorem sayesinde çok ilginç bir kural öğrendik. Bu sayede artık biliyoruz ki bir p asal sayı ve p'den küçük herhangi bir a tam sayısı verildiğinde, a üzeri p eksi a, p'ye tam bölünür. Bunu şu şekilde yazabiliyoruz. a üzeri p eşittir a mod p. Bu kural normalde bu şekilde karşımıza çıkar. p asal olduğu için, a ve p'nin ortak çarpanı olmadığından, sadeleşme kuralına başvurarak, ifadeyi şu biçime de sokabiliriz. a üzeri p eksi 1 eşittir 1 mod p. Unutmayın, bunu yapabiliyor olmamızın tek nedeni, a ve p'nin en büyük ortak bölenlerinin 1 olması. Denklemin nasıl çalıştığını görüp göz aşinalığı kazanabilelim diye böyle bir demo hazırladım. Bakın, p için bir asal sayı girdiğimde sonuç daima 1 oluyor. Seçtiğim a değeri ne olursa olsun, P için bir bileşik sayı girdiğimde ise, çıkan sonucun genellikle 1 olmadığını görüyoruz. Denklemin sonucunun 1'e eşit olmadığı her durum, birer bileşiklik kanıtı. O durumda anlıyoruz ki, seçtiğimiz P asal olamaz. Bu testin özü işte bu. Daha derinlere inmeden önce şöyle bir başa dönelim ve gösterdiğim örüntüyü kullanarak testin altyapısını oluşturalım. Testin başında bize bir p tam sayısı veriliyor. Buna girdi diyoruz. Sonra p'den küçük rastgele bir a tam sayısı üretiyoruz. Artık şu soruyu sorabiliriz. A ve p'nin en büyük ortak böleni 1 midir? Eğer cevap hayırsa, yani a ve p'nin en büyük ortak böleni 1'den büyükse o halde bu iki yapının ortak bir çarpanı vardır diyoruz ve p'nin bileşik bir sayı olduğunu ispatlamış oluyoruz. Çünkü bir çarpanı var. Artık işlemi durdurup çıkabiliriz. Algoritmamız bileşik sayı sonucunu verecektir. Fakat cevap evetse kilit soruyu sorabiliriz. a üzeri p eksi 1 mod p 1'e mi eşittir? Cevap hayırsa, p'nin bileşik sayı olduğuna dair bir kanıt elde etmiş oluyoruz işlemi durdurabiliriz çünkü işimiz bitti. P, bileşik bir sayı. Fakat cevap evetse, yani denklem bir çıktısını veriyorsa, P asal olmalı, öyle değil mi? Bu komutlar dizisini ben kodladım. Sol taraftaki ise Fermat'nın testi. Sağ taraftaki ise var olan deneme bölme testlerinden biri. Deneme bölme testini oraya koymamın nedeni, daima doğru sonuç vermesi. İlk bakışta işe yaramıyormuş gibi görünüyor. Oysa ben bir sorun tespit ettim. Programa 511 sayısı girdiğimde Fermat testi asal, deneme bölme testi ise bileşik sonucu veriyor. 511 testin bakış açısından bakıldığında asalmış gibi görünüyor. Oysa değil. O halde denklemimize dönelim ve neyin yanlış gittiğine bakalım. 511 sahte asal adını verdiğimiz sayılardan biri. Gerçekte bileşik bir sayı. Fakat belli a değerlerini seçtiğimizde denklemin sonucu 1 çıkıyor ve sonuç yanlış oluyor. Bir bileşik sayının 1 çıktısını vermesine neden olan bu a sayılarına yalancı sayılar adını verebiliriz. Çünkü sayının asal olduğu konusunda bize yalan söylüyorlar. Ama dikkat edin. Farklı A sayıları seçtiğimizde, çok sayıda yalancı sayı yerine çok sayıda bileşiklik kanıtı buluyor gibiyiz. Belki bu aşamada biraz geriye dönüp bölünebilirlik testinde kullandığımız mantığı uygulasak iyi olacak. Bu mantıkta deneyi birkaç kez tekrarlıyor ve her defasında yeni ve rastgele bir A üretiyoruz ve seçtiğimiz tüm A sayılarının yalancı sayılar olmayacağını umuyoruz yalancı sayıların miktarının içinden seçim yaptığımız grubun toplam boyutunu tam olarak bölebilmesi gerektiği ispatlandı. Bu şu demek, bu havuzdaki seçimlerin veya ögelerin en fazla yarısı yalancı olabilir. A, rastgele seçildiğinden bir bileşiklik kanıtı bulma ihtimali ki bizim bulmak istediğimiz şey de o, en az 1 bölü 2'dir. T sayıda tekrardan sonra bileşiklik kanıtı bulunmama olasılığı en fazla 1 bölü 2 üzeri T olur. Yani 20 tekrardan sonra hatalı olarak asal çıktısı olma olasılığı milyonda birden bile azdır. O olasılığın gerçek olması için de ürettiğimiz tüm rastgele A sayılarının yalancı sayı çıkması lazım ki bu çok şanssız olduğumuz anlamına gelir. Bunu tam anlamıyla kavradığınızda, Burada çok işe yarar bir mantık işlediğini görebilirsiniz. Artık testimizin nasıl çalıştığına bakabiliriz. Deneme sayısını arttırdığımızda testimiz mükemmel şekilde çalışıyor. En kötü durum algoritmaya bir asal sayı girdiğimiz durum. Çünkü algoritmanın en çok çalışmasını gerektiren durum budur. Fermat testi deneme bölme testinden çok daha verimli bir yöntem. Özellikle de girdi büyüdükçe adım sayısının da artmasını gerektirmediği için. Bu çok önemli bir fark. Deneme sayısını biz belirliyoruz. Hepsi bu. Önceden olduğu gibi algoritmamızın milyonlarca tekrar yapmasından endişe etmemize gerek yok. Bu özünde uygulamalı matematik. Vaktinde birinin keşfetmiş olduğu bir örüntüyü kullanarak işlem döngüsü sayısından müthiş bir tasarruf elde ediyoruz. Fakat bu algoritmanın da küçük bir falsosu veya hatası var. Bakalım bulabilecek misiniz? Hoşçakalın.